Herkese merhabalar. Bu hafta pastel boyaları anlatmak üzere Eray Bey isimde. Merhabalar. Bugün soft pastelleri anlatacağız, yağlı pastelleri anlatacağız. Başlayayım ben yavaş yavaş. Pasteller iki çeşide ayrılır. Soft pasteller ve yağlı pasteller olarak iki çeşittir. Şu an görmüş olduğunuz ürünler Rembrandt'ın soft pastelleri. Sıkılaştırılmış toz pastellerdir bunlar. Kullanıldığı kağıtlar normal pastel kağıtları, kadife kağıtlar, zımpara kağıtlar gibi kağıtlara ayrılıyor. Böyle setleri var. Yarım, tam 45 ile 60'lı gibi setleri var. Başka bir marka olarak Schmincke'nin toz pastelleri var. Bunların pigment oranı biraz daha yüksektir. Daha kırılgan, daha pigment yüklü olduğu için daha iyi renk veriyor. Evet. Şöyle ufak da hatta göstersek mi acaba yukarıdan? Şöyle ucu tam terse gelmiş. Şöyle de dağıtma yöntemiyle. Bir evet. Tane de Rembrandt'tan çizelim. Rembrandt biraz daha yoğun Schmincke'ye göre. Yani Schmincke'nin dağılması biraz daha iyi Rembrandt'tan. Schmincke'nin setleri de var. Schmincke'nin setleri bizde biraz daha miktar olarak fazla olan setleri var. 120'li. Çok güzel bir set. Evet, ahşap set. Schmincke'nin özel bir seti. Evet, bu arada sanırım mağazada olmasa bile direkt olarak istediğiniz seti. Tabii, istedikleri seti. Rembrandt'ın hemen hemen bütün setleri var. Daha büyük setleri de var. İstek üzerine tabii ki onları da getiriyoruz. Schmincke'nin her boyunu getirebiliyoruz. Tekli olarak Schmincke ve Rembrandt var. Harici olarak setlerde Koh-i-Noor Dohun, Toyson Dor modeli soft pastelleri var. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Soft pastel ve ekstra soft pastel. Yani Schmincke ve Rembrandt gibi düşünelim. Evet. Soft pastel Rembrandt, ekstra soft Schmincke kadar gibi diyelim. Evet, yani ekstra soft olunca çok daha kolay dağıldığı anlamı çıkıyor. Dağılma yapıyor. Renk karışımı daha iyi oluyor. Evet. Aynı zamanda yine Koh-i-Noor gibi farklı bir markamız daha var. Hemen gösterelim. Galeri Munoz markası. Munoz seridir. Galeri seridir, çok özür diliyorum. Bunların tabi ton farkları var. Ton setleri var. Gibi kahverengi tonları. Hemen gösterelim. Bunlar kahverengi tonları. Portre modları gibi. Evet. Bunlar 12'li setlerden başlıyor. 48'li, 72'li setlere kadar çıkıyor. Evet. Soft pastellerde şöyle şunlardan da istersen. Bunlar da yine ikinci olduğunu söylediğim Munoz'un oil pastelleri, yağlı pasteller. Bunlar diğerlerine göre daha normal, yağlı, daha rahat çizimi olan pasteller. Bu Munoz'un sulandırılabilir yağlı pastelleri. Aynı zamanda sulandırılabiliyor. Tabii sulandırılabiliyor. Yine oil pastellerin metalik renkleri, metalik ve floresan renkleri. Bunlar da öyle. Yağlı pastellerde Pentel'in oil pastelleri var. Evet. Pentel'lerin 12'lisi de 12'lisi var. 12'lisi var. 36'lı 48'lisi var. Evet. Arada şöyle. Evet. Talensin. Talensin. Sulandırılabilir yağlı pastelleri. Evet. Burada da Fanart var. Fanart'ın soft pasteli. Lyra'larda varmış. Hı hı. Kahverengi tonlarının olduğu bir set. Bu daha dry bir set. Daha sert bir soft pastel. Evet, aslında şuradan göstereceğimiz gibi. Gösterebiliriz. Geldim hemen. Aynı şekilde o gösterdiğimiz Lyra'nın karandaş olan markası. Pastel küpleri. Bunlar da daha sert, daha sıkılaştırılmış pastellerdir. Bunlara dry soft pastel deniyor. İkinci olarak da yine yağlı pastellerde Karandaş markanın neo pastelleri var. Evet, bunlar yağlı pasteller tabi. Bunların da pigment oranları çok yüksek. Daha profesyonel ürünler. Böyle ufacık onlardan da deneyelim mi? Tabi. Çok güzelmiş rengi de. Bunlar yağlı pastel olduğu için kayma olarak daha kolay. Bunları dağıtamıyorsunuz tabii ki. Şöyle.
yağ gibi mi denir? Tabii yağ gibi. Aynen. Yine karandaşın sulandırılabilir yağlı pasteller. Ne yapılır? İkiler var. Bunların setleri de var. Şöyle bu 15'lisi mesela. Yine Neo Pastel'in de tabii ki yağlı pastel olarak setleri var. Şöyle gösterelim. Gerçekten çok güzel. Bu arada denemediklerimizden de deneyelim. Mesela Neo Color 2'den sulandırmasak bile deneyelim. Neo Pastel denemiştik. Da yine çok güzel bir renkmiş. Tabii şey bu olarak, ikisi arasındaki fark birinin sulandırılabiliyor olması. Tabii bunu sulandırmazsanız yine yağlı pastel gibi aynısı oluyor. Evet. Zaten burada da hiçbir fark yok. Renkler ve kıvam aynı. Bunu evet, sulandırabiliyorsunuz Neo Color 2'leri. Evet. Soft pastellerin kalemleri de var. Evet. Bunlar karandaşın soft pastel pencil'ları. Bunların da hemen bir çizelim. Bunlar da yine Şiminke ve Rembrandt gibi kullandıktan sonra dağıtabiliyorsunuz. Daha tebeşir kıvamındadır bunlar. Hmm. Şöyle. Evet, bu arada Zeynep Hanım sulandırınca çok güzel oluyor demiş. Evet. Yani içindeki pigmentlerden dolayı tabii ki. İran'dan almaya geliyorum demiş Maria Hanım. Bekleriz her zaman. Bu arada pastel küpleri denemedik. Bir de tabii, ondan pastel deneyelim. Pastel kübü de deneyelim hemen. Normalde aslında çoğu sanatçımız bunları kırarak kullanıyor ve yan kullanıyor. Biz tabii şu an kıramadığımız için. Bunlar da çok güzelmiş. Tabii. Bunların da tabii dağılma özellikleri var. Bunlar tamamen pigment ürünler olduğu için renkler çok hoşmuş. Ve bir solma, bir dağılma gerçekten şeyi daha yüksek. Çok canlı. Tabii bunları kullandıktan, eserinizi yaptıktan sonra bunları sabitlemek gerekiyor. Evet, bir de sabitleme konusu tabii, sabitlemek var. Tabii sabitlemek gerekiyor. Şöyle renklerini göstereyim. Şöyle geldim. Hı hı. Sabitleyicilerde de yine iki çeşit sabitleyicimiz var. Bir sprey, bir de fırçayla sürülen verniklerimiz var. Bunların isimlerine pastelde fiksatif deniyor. Evet. Fiksatifler, Winsor Newton'un fiksatifleri var. Tellens'in fiksatifleri var. Ve Şiminke'nin fiksatifleri var. Bunlar da fırçayla sürülen fiksatifler. Bu yağlı pastelin verniği. Bu da evet, soft pastelin verniğidir. Tabii kullandığınız zeminle alakalı. Bu da pastel gessosu diye geçiyor. Pastel gessosu bilmiyorum. Pastel gessosu diye geçiyor. Sadece kağıt üzerine çalışmak istemiyorsunuz. Başka bir materyal üstüne çalışmak istiyorsunuz. Bunu kullandıktan sonra pasteli rahatça üstüne kullanabiliyorsunuz. Bayağı yani herhangi bir yüzeyi pastelle hazırlıyor. Bu çok bütün güzel. Yüzeylere tutunabiliyor bu. Cam üzerine, ahşap üzerine gibi. Kuruması bittikten sonra pasteli bunun üzerine de çalışıyorsunuz. Evet, tabii ki ondan sonra da yine fixlemek gerekiyor, sabitlemek tabii gerekiyor. Tabii en son sabitliyoruz, evet. Evet, şöyle bir bakıyorum acaba anlatmadığımız bir şey kaldı mı diye. Pastel defterlerini bu arada önümüzdeki haftalarda anlatıyor olacağız. Şu an sadece pastel boya çeşitlerimizi gösterdik. Kalemlerde karandaşı göstermiştik. Derventi de gösterelim. Evet. Yine karandaşın tekli olduğu gibi setleri de var. Derventin de öyle. Bunlar tekli pastel kalemleri. Bunlar da setleridir. 12, evet. 24, 36, 48, 72'li olarak. Daha evet, büyükleri de var tabii, 120'ye kadar. Derwent'ten de yine bir deneyelim istersen. Tabii ki. Bu arada tuval üzerinde hangisi tercih edilmeli diye bir soru gelmiş. Şöyle, tuval üzerinde soft pastel ya da yağlı pastel çok ultra bir fark olmayacaktır ama soft pastelin kaybolma şeyi daha yüksek. Yağlı pastel kullanmalarını tavsiye ederim. Evet. Zaten çizerken de belli oluyor evet, çok yumuşak olduğu. Şuradan tozları belli oluyor. Evet. Bu da güzelmiş. Tabii insan burada hepsini görünce hangisini alacağını da bilemiyor. Rengarenk hepsi birbirinden güzel. Buradaki tabii amacımız biraz da hangisi sizin tarzınıza daha yakın, hangisi kuru, hangisi yağlı, hangisi yumuşak. Onları olabildiğince göstermeye çalışıyoruz. Biz defter üzerinde denemelerimizde parmağımızla dağıttık.
Doğal bir yöntem ama yayıcı kalem setleri de kağıt kalem seti diye geçer. Bunlar tekli olarak, setli olarak da satılıyor. Bunlarla istediğiniz incelikten kalınlığa dağıtımı yapabiliyorsunuz. Renk karışımını yapabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Bir de yine karandaşın renk karıştırmak amaçlı blender'ı kalem ve sadece blender olarak. Bunun içerisi şu gri gördüğünüzdür. Bu da sadece blender'dır. Böyle de bir seti var. Renkleri karıştırmak amaçlı kullanılan. Evet, güzelmiş bu da. Gloss effect falan diyor yani, parlatıyor da sanırım. Tabii. Aynı zamanda. Evet. Bu arada sorularınız varsa alabiliriz. Şöyle bakıyorum sorulara. Meryem'im sizi görmeye geleyim yazmış. Tabii ki bekleriz. Evet. Şöyle. Sonraki haftalarda kuru boyalarımızı diğerlerinin sırasıyla anlatıyor olacağız. Evet, kaldı mı bir şey acaba Meral Bey? Şu an pastellerle alakalı olarak vernikleri, kalemleri ve pastelleri anlattık. Setlerini dahil. Evet, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pastellerde size yararlı olabildiysek ne mutlu bize. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.